Merhaba, hoş geldiniz. Bu akşam sürprizle benim karşınızda gördüğünüz gibi. Mücbir bir sebepten dolayı Aykut şehir dışına gitmek zorunda kaldı. O da dövdüğümde yapmamı rica etti. Ben de seve seve kabul ettim. Çünkü Aykut'un konuğu bu akşam Necip Tosun'du. Necip de biz 1980'den beri, 79-80'den beri 40 yıla yaklaşan bir şeyimiz var, dostluğumuz var. Bu dostluk da şeyde, hani böyle bazılarını işte 40 sene önce tanırsınız, bir gözünüz değer, bir daha unutursunuz. Öyle bir dostluk da değil. Kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bir başka güzel tarafı, ben de öykü yazıyorum, Necip de öykü yazıyor. Dolayısıyla bu öykü yolculuğumuzda da birbirimize birçok şey şimdiye kadar kattık. İnşallah Aykut'u... Hani Aykut olsa öyle neşeli bir muhabbet olurdu da. Biz böyle iki tane şey, abi pek neşeli olmayacak, ağır gidecek herhalde. 45 dakika falan biz konuşuruz, son 15-20 dakikada da sorularınız olursa sizden soru alırız. Necip'e de hoş geldiniz. Bu akşamın konusu Necip'in bir hafta falan oldu galiba açıkladığında Dedalus'tan çıkan öykümüzün Sınır Taşları kitabı. Programdan sonra Necip size bu kitabını da imzalayacak inşallah. Bu kitap etrafında konuşacağız. Ayrıca işte gerekirse Necip var, öykünün daha genel sorunlarıyla ilgili, kendi öyküsüyle ilgili söylemek şeyler olursa istedim. Onları söyler diye düşünüyorum. İlk önce şeyden başlayalım. Böyle bir kitap ihtiyacın nereden doğdu? Niye böyle bir kitap yazmak gerekiyor? Buradan başlayalım istersen. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi Cemal dostluğumuzdan bahsetti. Gerçekten bu 30 yıllık bir dostluktu. Üniversite birinci sınıftayken Cemal'le biz farklı kamplardaydık. Bir gün benim yanıma geldi. İsmet Özel'i tanıyor musun dedi. Tam 30 yıl önce. Tanıyorum dedim. Öyle başladı şeyimiz, hukukumuz. Biz birlikte o gün Cahit Zarifoğlu'nu ziyarete gittik. Mahir abi elbise. Cahit abi vardı. Erdem abi vardı. Rasim abi vardı. Cemal'le o akşam bizim eve gittik. Muhabbet ettik, konuştuk. Hiç farklı dünyaların insanı değilmişiz. Meğerse birbirimizi çok iyi tanıyormuşuz. Ve bu dostluk 30 yıl boyunca sürdü. Bu 30 yıl süre içerisinde biz edebiyata başladığımızda, yazmaya başladığımızda bizimle birlikte çok arkadaşımız vardı. Onlar da yazıyorlardı. Mesela 1980'de Mavera dergisi öykü özel sayısı çıkarmıştı ve orada pek çok öykücü vardı. Şimdi dönüp baktığımda o öykücülerden neredeyse hiç kimse yok. Çok ısrarla öykü yazmaya devam eden ancak 5 kişi sayabilirim o günlerden. İşte Cemal Şakar, Hüseyin Su, Ali Hayri Haksal, ben belki de. Yani onun dışında pek çok arkadaşımız bu süreçte elendi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Edebiyat öncelikle çok sabır ve ısrar isteyen bir şey. Buna hayatımızı vermemiz gerekiyor. Şimdi ben evde evrakları karıştırırken Cemal'in bir öyküsünü gördüm. Cemal bundan 20 sene önce bir öyküsünü göndermiş. Ben onun üzerine neredeyse her sırtına bir cevap vermiş. Aynı şeyi Cemal bana yapardı. Bu 30 yıl bu süre içerisinde. Ben ona bir öykü gönderdim. Tabii o zaman bir yok. Şey yok. Yani Cemal o kadar acımasızdı ki yan yana oturduğumuzda öykülerini böyle çizerdi üstüne. Birbirimizi destekleyerek 30 yıl boyunca bu öykü üzerinde birlikte yürüdük. Bu arada farklı dergilere gittik, aynı dergilerde bulunduk. Ama dostluğumuz hiç bozulmadı. Sadece bir ana aklıma geliyor, çok güzel bir ana. Yıl 1981 olmalı. Cemal bana bir tane kitap hediye etti. Kitapta şöyle yazıyordu 1981'de. Cemal o kitabın kitapta adı Tahsin, Düzeltmen olarak yazıyordu. Yaşar Kapan'ın ilk öykü kitabıydı. Evet, Yaşar Kapan'ın ilk öykü kitabıydı. Ve şöyle yazıyordu. Sadece
edebiyatta ısrar edince bir yazarın nelere gelebileceğini anlatmak için bir örneği vermek istiyorum. Cemal şöyle yazmış. Bir gün kendi kitaplarımızı imzalamaya doğru. Şeyi kapanıyor ve böyle imzalamış. Bu 1981. Aradan 35 sene geçmiş. Bu arada yaşımız da ortaya çıkıyor. Aynen böyleydi. Biz yazar olmaya karar vermiştik 20 yaşımızda. Ve hep birlikte oluyorduk. Hayatımızın her döneminde hukukumuz devam etti. Dostluğumuz devam etti. Şimdi ben ona bir kitap imzaladım. O bana bir kitap imzaladı yukarıda. Demek ki 35 yıl önceki bir gün kendi kitaplarımızı imzalamaya doğru temennimiz, duamız bugün gerçekleşmiş oldu. Artık birbirimize onlara aşık kitaplarımız var ve imzalıyoruz. Ama o süreçte bizimle birlikte hareket eden arkadaşlarımızın çoğu maalesef edebiyat dışına düştü. Bunları eleştirmek istemiyorum ama işte hayatın ışıldısı, kırılganlıklar, küsmeler insanlar edebiyat dışına düşürüyor. Ama benim bu yazarlıkta geldiğim yerdeki en büyük tecrübe iki şeyden vazgeçmemek. Bir tanesi edebiyat hayatımız içerisinde her türlü kırıcı, yıkıcı nasıl bir taarruzla karşıya kalırsa yılmamak ve sabırla yazmaya devam etmek. İkincisi, hayatımızda ekmek paramızı kazandıktan sonra bir kariyer, bürokratik bir ilerleme, hayatın bir ışıltısı bizi bu edebiyat günlerimizden geri döndürmemeli. Bu iki temel odak ısrardan sonra bence başarı kendiliğinden geliyor. Ve insanın yolu da açılıyor, yazdıkça yazıyor. Dolayısıyla bu iki olaydan sonra biz devam ettik Cemal'le, işte farklı dergilerde vesaire bugünlere geldik. Soruya geçeyim. Benim için de tabii Cemal'le yan yana geçmek... Necip, mesela benim de bir takdir olsun. Necip, yani bizim kuşağın özellikle edebiyat belleği gibi, hani Postoyevski'yi okuyanlar orada görüyordu, Necip günlüklerini yayınlıyor. Zaman zaman öyle şeyler var ya, ben tamamen unutmuşum. Hatta bir ara telefonda da dedim, ya bunları iyi ki kaydetmişsin. Yoksa benim hafızamdan silinip gitmiş. Günlüklerine hala gün yazmaya devam ediyor. İnşallah onlar da hani kitaplaşırsa ortaya ciddi bir şey çıkacak. Yani 30 yıl, 35 yıl, 40 yıldır bellek de ortaya çıkmış olacak ya. Bu anlamda hani günlük yazmanın, kayıt alınmanın zaman ilerleyince kıymeti ortaya çıkıyor. Gençken çok bunlar anlamlı gelmiyor. Gençken zaten zaman da geçmiyor. Benim 15 yaşında bir oğlum var mesela. Oflayıp kufluyor. Yaşını sorsanız hep 17 falan diyor. Zaman bir türlü geçmiyor. Ama 35 yaşından sonra hızlanıyor. Dolayısıyla Necip bu anlamda şey, ciddi bir şey de, muayile de, efendim, şeye de oluşturmuş oldu. Bir hafıza oluşturmuş oldu. Evet, toparlayalım. Böyle bir kitabı, kitap oluşturma fikri önce nereden çıktı? Ayrı başka bir soru var. Evet. Şimdi şöyle... Çünkü alışkın değiliz biz böyle piris kitapları, öyle kitapları, edebiyatları çok şey yok. Şimdi ben modern öykü kuramını, öykümüzün kurt kapısı ve günümüz öyküsü kitaplarını hazırlarken bir taraftan da bir öykünün en iyi kitabı şu diyordum, ya çok iyi bir kitap. Ya da o kitapları almakla birlikte bazı kitapları, diyelim Onat Kutlar'ın İshak kitabını çok güzel bir kitap diyordum. Böyle ayırıyordum. Bizde çok yaygın bir şey değil aslında kitaplardan oluşan bir seçme yapmak. Daha çok öykü antolojileri var. Ama şey yok, kitap antolojileri yok. Bunun bir ihtiyaç olduğunu hissettim ve bu kitabı öyle hazırladım. Mesela gelirken Mustafa Kutlu'nun kitaplarını saydım. Mustafa Kutlu'nun 27 tane kitabı var. Yani 27 tane öykü kitabı var. Bizim için bunu okumak çok büyük problem değil. Niye? Bu 30 yıllık süreç içerisinde biz bunları her yıl bir kez okuduk. Ama genç bir okur, Mustafa Kutlu'ya başlayacak. Yani 27 kitap, devasa, ömür yetmez yani 27'sini bile okuyamaz. Dedim ki ben kendime göre, bana göre Mustafa Kutlu'nun en iyi kitabını seçeyim. Böyle bir seçme yapıyorum. Ya da Rasım Özer'in 13 tane kitabı var diyorum, 11 tane kitabı var. Onun bana göre en iyi kitabı hangisiydi?
İşte Thomas Young'ın 15 kitabı var. Onlar en iyisi. Sci-fi, işte Esendal. Dolayısıyla genç okur. Bizim zamanımızda ne yazık ki böyle kitaplar yoktu. Genç okur, yani öyküyle ilgilenen biri eline aldığında kullanışlı bir kılavuz kitap görsün. Ve bir de bizde şöyle bir alışkanlık var. Yani okuyan insan bunu biriyle paylaşmıyor. Beğenisini paylaşmıyor, bunu ifade etmiyor. Oysa her yazarın bence böyle listeleri olmalı. Yani her yazar 100 tane beğendiği öykü kitabı, 100 tane beğendiği şiir kitabı, 100 tane beğendiği romanı bize anlatsa, biz onlardan yararlansa. Ben 30 yıllık bu öykü okumalarında en beğendiğim 100 tane öykücüyü seçtim. Belki bir işe yarar diye bu kitabı oluşturayım. Tabii ben şunu iddia etmiyorum. Mustafa Kutlu'nun en iyi kitabı bana göre uzun hikaye. Bir başkası için bu uzun hikaye olmayabilir. Sır olur. Sır olur, evet. Ama Mustafa Kutlu'yu anlayabilmek için elbette 27 kitabını da okumak gerekiyor. Çünkü Mustafa Kutlu'nun çok nitelikli, ilk dönemdeki kitapları çok nitelikli kitaplar. Daha sonra kitapları daha sade, daha yalın, farklı bir öykü anlayışını yansıtıyor. Mustafa Kutlu hakkında konuşabilmek için 27 kitabı okumak gerekiyor. Ama bir yazar da, ya ben Mustafa Kutlu'yu tanımak istiyorum ama Mustafa Kutlu'yu tanıtacak. En iyi kitap hangisi dediğinde, ben uzun hikayeyi önerdim. Bu kitapta da o var. Biraz bu kitap böyle bir ihtiyaçtan doğdu. Okuyucu için aslında bir giriş. Evet, giriş. Evet, yani işte birisi Mustafa Kutlu dediğim gibi, Mustafa Kutlu öykücüğünü merak ediyorsunuz. Buradan başlayabilir evet. Diyorsunuz. Zaten bu şeylerin ben edebiyat ortamlarının, yazarlık atölyelerinin falan en önemli işlerlerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu edebiyat ortamlarında, edebiyat dergilerinde buna dahil, efendim yaratıcı yazarlık kurslarında buna dahil insanlar özellikle edebiyata yeni başlayan, işte öykücüler, şiirde yeni başlayan birinin bu dostluklar, bu ortamlar mesafesini kısaltıyor gibi geliyor bana. Yani, yanlış kitap okumuyorsun. Ben bir liseyi işte Balıkesir'de okudum. Edebiyat ortamından çok uzaktık. Bir arkadaşla beraberdik. Hep şeyi düşünürdük. Ne okusak. Hani klasikler belli işte. Dostoyevski'den işte Batı klasikleri belli. Yerli klasikler belli. Biz kendimizce böyle bir yıl içinde o klasikleri bitirdik. Şiştik kaldık. Ne okuyalım? Hiçbir fikrimiz yok. Arkadaşın fikriydi. Ya dedi ödül alan kitapların listesini yapalım. İşte Haldun Taner, Sait Faik ödüllerini çıkardık. Mesela ben Firuzan'la öyle tanıştım. Firuzan'ı falan bilmezdim ama baktık ödül almış. Hayır bu ödül alana göre iyi bir yazardır dedik. Yani özellikle Taşlı'da yaşarken iyi kitap kimdir, iyi romancı kimdir, iyi öykücü kimdir? Hep böyle el yordamıyla çıkmış oldu. Keşke hani böyle 3-4 tane referans kitap, kılavuz kitap olsa belki o zaman yolumuz kısalırdı. Çünkü bir sürü yanlış kitap da okuduk. Zaman, boş yere zaman ayırdık. Boş yere para harcadık. Tabi burada şöyle bir risk var. Bu tür kılavuz kitaplar hazırlarken, antolojiler hazırlarken nihayet bir seçme yapıyorsun. Yani şimdi burada Türk öykücülüğü ta şeyden başlamışsın. Nabi Zahir'den mi başlamıştın? Emin Nihat'tan başlayıp bugüne kadar gelen bir seçki yapıyorsun. Yani 100 kitap seçmişsin. Herhalde Emin Nihat'tan bugüne 1000 tane öykü kitabı vardır herhalde. Bilmiyorum. Yani 900 kitabı dışarıda bırakmışsın. Bu bir risk aslında. Ciddi bir eleştiriyle göze almış olman gerekiyor. Yani bu riski niye göze aldın? Şimdi şöyle... Önce şöyle söyleyeyim. Yani buradaki şeyler neydi? Ölçütleri neydi? Bu 100 kişiyi neye göre seçtim? Ondan sonra o riski konuşalım. Şimdi şöyle düşünmüştüm ben bu kitabı hazırlarken. Bu kitap, 100 kitap hem öykü tarihimizi bir özetlesin. Yani öykü tarihimizi araştıranlar, bu yazarlar, evet bunlar öykü tarihimizin önemli isimleridir resimler. Bir de bu iyi öyküler olsun. Yani şeyimdeki aklımdaki düşündüğüm şey iyi öyküler olsun, iyi kitaplar olsun. Böyle bir sıralama yaptım ve başlangıçtan günümüze kadar 100 kitap seçtim. Bu arada tabii bazı kriterler de getirdim mecburen. Bunlardan biri yaştı. Yani eğer onu soracak. Evet. Yani nerede bitti bu? Tabii. Yani ilk öyküden başladın da nerede kesin? Evet. Belli bir yerde bitirmen gerekiyor. Yoksa hani 100 gibi bir kıvamda da rakam olduğu için bu iyice uzayacaktı. Diyelim bu kitapta öykünün sınır taşlarında, Türkçe'nin en iyi 100 kitabında yer alması gereken Güray Süngü yok.
Aykut Ertuğrul yok, Kandan Özer Yıldız yok. O da yaşla ilgili tabii. Burada olduğu için değil. Aslında bir 100 kitap da dışarıda diyor. 100 kitap da dışarıda. Evet, yani. Ama böyle bir yaş şu kriter olarak getirdiğim için böyle sınırlandırdım. Şöyle de yaptım tabii. Bazı kamunun çok önemsediği kitaplar oluyor. Yani çok beğeniyor. Herkes çok beğeniyor. Ben de onun baskı olarak üzerinde hissettim doğrusu. Bu kitapta onun da olmasını çok arzu ettim. Yani dönüp dönüp okudum o kitabı. Yani bu Türkçenin en iyi 100 kitabından biri bu olmalıdır diye. Bazı kitapları 4-5 kez okumama rağmen bir türlü içimden buraya almak gelmedi. Tamam dedim o zaman. Yani her türlü eleştiriye rağmen o kitap buraya girmeyecek. Dolayısıyla böyle çok ince elemelerden geçirdim. Bazı kitapları defalarca okudum. Yani oraya girebilmesi için. Bazı kitapları ilk okuduğumda, zaten Türk öykücülüğüne nasıl denir? Yani iyi bildiğim kelime dışında bir şey kullanmak istiyorum. Ya, çok, iyi de biliyorum. Ben iyi okudum diyeyim, iyi okudum diyeyim. 30 yıldır çok iyi okudum. Hani açık konuşmak gerekirse. Neredeyse okumadığım kitap kalmadı. Yani Ahmet Mithat'tan bu tarafa kadar Türk öykücülüğünün tamamını okudum. Hadi bir şey daha söyleyeyim. Son 30 yılda çıkmış tüm yeni kitapları okudum. Yani tamamını okudum. Ve bu 30 yıl içerisinde de Türkiye Yazarlar Birliği yıllığına zaten değerlendirmeler yapıyorum. Ortalama 100 kitap okuyorum ben son 30 yılda. Buradan da tabii bir öyküm vardı. Geçmişe dönük olarak da Öykümüz'ün 40 kapısını okurken, günümüzü öyküsünü hazırlarken böyle toplu okumalarım olmuştu. Yani çok elverişli bir kitap olacağını düşündüm. Hani böyle bir kitap keşke 30 yıl önce, bunu ben yazdığım için söylemiyorum ama keşke 30 yıl önce ben görseydim böyle bir kitabı. Şimdi bizde de şöyle bir kıskançlık var ki benim gördüğüm kadarıyla. Yani insanlar bir kitap okuyor, diyelim 16-40'ların İshak kitabını okuyor. Çok güzel bir kitap. Ya da işte ne bileyim Cemal Şakar'ın Gidenler kitabını okuyor. Çok güzel bir kitap. Neyse bunları biriyle paylaşmak, bunu birilerine aktarmak, beğendiği ifade etmek, sanki çok doğru bir şeymiş gibi. Eğer birine iyi demek, onun sanki kendisine bir değer düşürecekmiş gibi saklıyor. Bir de şunu gördüm. Büyük yazarlar etkilendiği yazarları gizliyorlar. Bu da benim bir keşfim olsun. Mesela okuyorum. Diyelim Selim İleri'yi okuyorum. Ya diyorum ki Peyami Sefa'yı muhtemelen Selim İleri çok seviyorum diyorum. Çünkü hani Selim İleri'nin tüm kitaplarını okumuşum. Peyami Sefa'yı çok iyi tanıyorum. Ya da Sait Faik'i okuyorum. Diyorum ki işte Fransız şunu çok iyi biliyor olmalı. Gerçekten bu okumalarımda o kadar keşifler yapmıştım ki hani bunları açıklayamam. Büyük yazarların tamamına yakını etkilendiği yazarları izlemişler. Oysa şunu düşünüyorum ben, bir yazar beğendiği bir yazarı hem de bağırarak söylemek. Yani bağırarak. Yani ben Virginia Woolf'un Dalgalarını okudum ve çok sevdim. Çok teşekkürler demesi lazım. Ama bizim yazarlarımız nedense beğendiği yazarları ifade etmiyorlar ve bunları izliyorlar. Öykümüzün sınır taşları aslında biraz da bu vefayı. Bu vefayı. Yani komisyardan diz boyu papatyaları okuduğumda ben kendi yazmış gibi etkilenmiştim. Ve bunu Öykümüzün sınır taşlarına aldım. Orada hiç tanınmamış isimler var. Yine benim hayatımda çok etkili olmuş. Onları da aldım. Keşke herkesin böyle okuma listeleri olsa ve bu okuma listelerinden hani herkes yararlansa diye düşünüyorum. Şimdi sen hani Türkiye'de bir baştan sonra tamamen okudum. Son 30 yılda yayınlanmış bütün öykü kitaplarını okudum deyince benim aklıma bir şey geldi. Benim hani gençlerde gördüğüm bir eğilim Arda burada mı? Yok. Ha orada, arkada yok. Daha dün akşam da Arda'yla mesela aynı şeyi konuştum. Yerli edebiyat giderek böyle daha dudak bükülesi bir şeye dönüştü. Hani şimdi diyelim Faulkner okunacak, Virginia Woolf okunacak, Joyce okunacak, Dostoyevski okunacak da şimdi hani Cemal Şakar'a da sıra gelmiyor yani bir türlü. Bir yandan hani işte yerli değerler, yerli değerlere bağlanmaktan söz ediyoruz. Ama bir türlü yerli edebiyata da şey gelmiyor yani sıra gelmiyor. Sen böyle bir ilgin gözlemle evet, bu Şakar anlayış. Evet, ben de görüyorum. Şimdi mesela öykücülüğümüzün ben çıtasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani
Ben dünya edebiyatında sonuçta çok yakından izliyorum. Öykücülüğümüz gerçekten yani dünya çapında ürünler veriyor ve çıtasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani yerli yazarlarımız gerçekten okunmuyorlar. Bu okunmamanın arkasında neler yattığını çok, yani neler olduğunu çok iyi bilmiyorum ama genç yazarların özellikle bu kendi yazarlarımızı öncelikle okumaları gerekiyor. Yani bizim için de öyle. Yani bize gelen arkadaşlarımız yani Cem Aşeker okumamışlar. Hüseyin Suyu okumamışlar. Sait Faik'i okumamışlar. Sabahattin Ali'yi okumamışlar. Ben onu tümüyle şeye de bağlayabiliriz aslında. Bizim bu tür bir klasik sıralamamız da yok. Yani genç bir arkadaşa biz ne diyeceğiz? Ben diyor ki ben diyor Selçuk Baran ilk defa senden duydum diyor mesela bana. Ya da diyor ki işte ben Tonus Yüya ilk defa senden duydum. İşte Güray Sunucu ilk defa senden duydum. Aslında çok acele yaralayıcı bir şey. Bizim klasiklerimiz yok, klasik sıralamamız yok. Yani öykücülüğümüzün en önemli 100 tane kişisi kimdir? 50 tanesi kimdir? Buradan ilk bakışta kimler okunmalıdır? Bu yok mesela. Bizim klasiklerimiz yok. Gençler üzerine konuşacak insanlar yok. Yani bir yıl kitap çıkıyor. 50 bin tane kitap çıkıyor bir yıl içerisinde. 50 bin kitap. Yani 50 bin kitap içerisinde bu yazarlar okunmadan geçip gidiyor. Bu 50 bin kitap içerisinde bu tür kitaplara da önemli. Ben yazdığım için söylemiyorum. Ben biraz mahcup oluyorum ama. Hani bu kitaplar şunun için önemli. 50 bin tane kitap yayınladığı için bir yılda bu seçmeler önemli. Yani Selim İneri de yazsa, mesela Rasim Özgüven bir kitap yazsa, dese ki 50 tane benim en sevdiğim bir kitabı dese. Mesela Rasim Özgüven'in bütün söyleşilerini okuyun, 3 tane yazar sayar. Folklore'da, Dostoyevski'de, işte Dostoyevski'de. Bundan ötesi yoktur. Dolayısıyla Rasim Özgüven'in çok fazla yazar önermesi lazım. Listeler yapması lazım. Klasikler konuşuyor zaten. Yani. Evet. Veya tamam böyle şey. Evet. Güzelde konuşuyor. Yazıda yazıda konuşuyor. Evet. Evet. Yani bu gençlerde aynı. Yani genç yazarlar, ben mesela bir yüzyılda tüm kitapları alıyorum, kitaplarımı tamamını okuyorum. Hiç tanımadığım bir yazarla bir yazı yazıyorum. Ya da bir öykücü gördüğümde heyecanlanıyorum. Yani 1990'lar 25 sene önce 20 sene önce, 15 sene önce ben Güray Sungu'yu okuduğumda bunu yazdım. Yani Güray'ın kitabı da yoktu, hiçbir şey yoktu. Önümde hep Güray aklıma geliyor. Yani bir örnek olarak söylüyorum Güray. Yani burada olmasan da sen. Evet. Aynen bugün de yıklamıştım. Ya bunun kitabı çıkması lazım. Yani yeni başlamıştı. Güray, işte Aykut Ayakkabı'yla sizinle yazmıştım. Biz de bu tür genç arkadaşları teşvik edecek, tahrik edecek, keşfedecek isimler yok. Herkes büyük yazar. Yani ilk kitabı çıkıyor, büyük yazar. Dolayısıyla edebiyatımızı derleyip toparlayacak, insanlara aktaracak, genç yazarları teşvik edecek. Yok ya ben sonuçta öykü yazan biriyim. Yani modern öykü kuramını yazdım, öykümüzün 40 kapısını yazdım, günümüz öyküsünü yazdım, öykümüzün sınır taşlarını yazdım. Aslında bu benim işim mi yani? Hani eleştirmenlerin işi daha doğrusu. Hani bizim öykü yazıp bunları onların yapmaları lazım. Ne yazık ki bunları yapan yok. Hani ben bir Selim İleri'yi biliyorum. Hani Selim İleri böyle işte kırmızı işte kalmış. Evet. Yani edebiyatımıza büyük katkıda bulunuyor. Hani işaret ediyor hiç şey olmadan. Yani bizde çok az. Yani işte Ömer yazıyordu belki. O da biraz dışarıda kaldı. Hani güzel edebiyatta çok fazla ilgilenemiyor. Hani bu şiirde olsun mesela hatırladığınız çok büyük bir emek veren bir kimse yok. Hani romanda yok. Hani öyküde yok. Oysa bu genç yazarlar şimdi bir yıl insanlar size kitap gönderiyor. Mecburen çıkarttıkları kitapların yankısını duymak istiyor. Ama yazı yazan kimse yok. Çünkü herkes öykücü. Dolayısıyla o sesler bir şekilde yankı bulmadığı zaman bir süre sonra kaybolup gidiyor. Burada şöyle bir sorun da ortaya çıkıyor. Yani ben bunu fırsat buldukça da söylemeye de çalışıyorum, seviyorum da. Yani bir yazar üzerine ne kadar çok makale oluşursa o yazar üzerine de bir literatür birikmesi oluyor. Mesela geçenlerde gördüm, Tanpınar üzerine 1000 makale olmuş, 40 da kitap olmuş galiba. Çok iyi bir şey. Bunu yapmazsanız demin dediğim gibi bir kanon da oluşmuyor, bir klasik de oluşmuyor. Dostoyevski üzerine kim kaç yüz kitap, kaç bin makale yazılmıştır. Bu şöyle bir şey oluşturuyor. Bir okuyucu
Dostoyevski'nin diyelim Karamazov kardeşlerini eline aldığında işte dünyanın en büyük romanlarından birini okuduğunu varsayarak eline alıyor ki öyledir de zaten. Bir ön Dostoyevski ile ilgili kendisine bir ön kontür yüklüyor. Ama sıra bu akşam günah keçisi Güray olsun. Güray'ın romanını aldığında da yani şimdi Dostoyevski ki Güray kim yani? Yani Güray'ı oku, hani beni diyeyim mesela. Ön kontür yüklemesi yapmıyor. Dolayısıyla Dostoyevski'deki mesela kurgu hatalarını, mantık hatalarını görmüyor. Benim öykümüş kendimden örnek vereyim, kendimden örnek vermek kolaydır. Kahraman mesela diyelim camiden çıkıyor. Birisi diyor ki abi çok açık mesaj veriyorsun diyor böyle cami mavi. Ama Karamazov kardeşlerden Dostoyevski'nin büyük engizisyoncusu 100 sayfa tirat atıyor, Hristiyanlık tiratı atıyor. Ona kimse ya Dostoyevski de çok açık mesaj veriyor demiyor. Bu şeyle ilgili, Necmi Temel'in vurguladığı gibi üzerine yazmakla, bir kanal oluşturmakla, bir klasik oluşturmakla ilgili. Maalesef Türkiye'de böyle hani öykü işte Sait Faik falan dediğinde belli şeyler isimler belki öne çıktı. Hani kimse Sait Faik kötü öykücüdür demeyi göze alamaz ama hala yani Sait Faik bir Dostoyevski değildir. Yani o noktayı bir türlü yükseltemedik. Bu ara risk sorusu güme gitmesin. Şimdi bu kitaplar hazırlamakta bir risk vardı. İşte riskin birini az önce yukarıda yaşadık. Sual dedi ki ben niye yokum dedi. Şimdi bu kitaba herkes biraz böyle bakacak. Herkes tabii doğal olarak kendi adını arayacak ve kendi adını göremeyenler hafiften sana gıcık olabilir. Bu riski niye göz aldın? Evet şöyle. Şimdi bu kitap, hani kullanışlı bir kitap, işe yarayacak bir kitap ise eğer, kitap olacaksa bu riski de bize almak zorundayım ben. Çünkü şöyle bir şey var tabii. Yani siz buraya 3 kitap almışsanız, binlerce kitabı dışarıda bıraktınız. Bu elbette risk. Bu kitaba girmemiş diğer kitapların değersiz olduğunu göstermiyor tabii ki. Bana göre yani, bana göre böyle bir kitap. Bir başkası için değişebilir, daha farklı olabilir. Ama bana göre böyleydi. Bu risk, evet bu riski alacağım. Yani birçok kişi söyleyecek. Diyecek ki, işte şu niye yok diyecek. Aslında onun bende karşılığı var, niye yok. Hani ben onu izah edebilirim ama bunlara tek tek nasıl cevap verebilir bilmiyorum. Ama fonksiyon olarak bu kitap insanların işine yarayacak. O yeter benim için. Hani bu bir de niye yokun sonu yok ki. Hani 400 tane kitap daha sayabiliriz. Hani sadece Suami değil, birçok kişi yok. Onlar bir sorabilir. Bu niye yok? Bu niye yok denebilir. Hatta bazen bazı kitaplar yok. Herkesin bu çok iyi dediği bazı kitaplar da yok. Yani kanonun kabul ettiği bazı kitaplar da yok. Yani ben ona satır yazamadım. Şimdi ne diyeyim hani ben satır yazamadım ama herkes çok seviyor. Hani işte bir tane NG her yani işte bu niye yok ya da ne bileyim. Niye yok hani örnek vermek yani onu soracaktım mesela diye bak bu soruyu bekliyordum. En az 4 kere okudum kitabı. Yani birinin sorusunu diye bekliyorum ama belki soru bölümüne geçeceğim. Yani. Bunu 4 kere okudum. Kötü kitap mı değil. İyi kitaptı, iyi kitap. Peki kriter miydi? Benim oradaki kriterim farklıydı. Bu buraya olmadı. Yani olmayınca da hani ben 200'lük yapamam. Kendi vicdanım, edebiyat kriterim, anlayışım, yaklaşımım. Eğer o kitabı buraya almıyorsa hani bunu edebi kanun beğeniyor diye alamazdım. Yani eğer altına imzamı atıyorsam benim beğendiğim kitaplar olmalıydı. Zaten girişli kısmında bana göre dedim yani bana göre Türkçenin dediği. Sonra şimdi bir de tersinden soru sorayım. Şimdi niye aldıklarını sorayım. Bir de niye aldıklarından bazılarını sorayım istersen. İşte mesela Yaşar Kaplan gibi, Ali Kemal gibi, Ali Karaçalı gibi. Bugün artık öykü yazmayan, öykü dünyasından biraz uzak kalmış bazı isimleri de aldığını gördüm yukarıda. Onları niye aldık? O da şöyleydi. Gerçekten çok iyi kitaptı. Biraz önce konuştuk Cemal hani biz birlikte başladığımız arkadaşların kısmı beraberdi işte Yaşar Kaplan'ın. Hani Yaşar Kaplan bizim zamanımızda dergi çıkaran, Cemal'in de kitabının tahsilini yaptığım yazar, çok önemli bir öykücüydü. Alet Dergi diye bir dergi çıkarıyordu. Biraz daha radikal bir abimizdi. Mesela biz hani edebiyata böyle bakan, işte bazı edebiyatçıları yeterince şey görmeyen, nitelikli görmeyen, Rasmus Dönence, Ali Sarıfoğlu vesaire bunları çok görmeyen bir yapısı vardı ve biz o dergide yazıyorduk. Cemal o dergide yazıyordu. Orada biz o dergide yazıyorduk. Çok önemli bir öykücü olmasına rağmen
şeyi bıraktı, öykülü bıraktı. Yani